Ya yeter. Bırak şunu artık, kafam şişti. Biraz daha çalışayım, bırakacağım. Cansucuğum. Hadi canım. Bak ne getirdim sana, gel otur. Çok şükür. Biraz kafa dinleyeceğiz. Ay ne güzel çalıyor işte. Ya sabahtan beri aynı şeyi çalıyor ama. Huysuz amca öğretti. Bir daha eve gittiğimde kusursuz çalmak istiyorum. Çalış kızım sen, çalış. Sütünü de iç. Allah seni kahretsin be çocuk. Durduğun yerde durmaz mısın sen? Yenge! Allah! Allah kahretsin seni. Elleri kırılsın inşallah seni, değil mi? Şımarttın iyice bunu başımıza. Bücür senden yüz bulup benimle uğraşıyor. Yazıklar olsun. Çık dışarı. Ne yapıyorsun sen? Çık dışarı dedim. Bana bak. Çık kalın. Vallahi gebertirim seni. Şevki dur. Çık. Bana bak. Defol. Bunu ben sürmedim sana. Çık dışarı. Ya dur. Allah Allah. Çık dışarı. Ya bana bak. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun? Ya. Her şey tamam ama o çocuğa dokunamazsın dedim, değil mi? Ya bana bak, beni çıldırtma be. Git Cengiz. Ya. Aklın varsa şimdi git bu evden. Yoksa bu sinirle inan olsun elimden bir kaza çıkacak. Yok kalın. Efendim. Abla. Cansu, ağlıyor musun sen? Beni buradan alın abla. Enişten beni çok seviyor. Ne? Ah bir tanem, ablanları aradın. Bırak. Ama bak şimdi yanlış anlayacaklar. Hay Allah, biliyorsun enişten de seni çok seviyor. Çok üzgün, bir daha yapmayacak. Gel benim kuzum. Gideceğim ben. Dövüyor işte, hep dövüyor. Ah kuzum, ah bir tanem. Sinirli biraz o. Yoksa kötülüğünden değil. Vallahi çok seviyor seni. Simge, bırak şimdi ne olduğunu. Evin boş mu değil mi onu söyle. Boş. Annem iş seyahatine gitti. Birkaç gün yok. Neden? Kızım anlatsana, ne oldu sana böyle? Sesin titriyor sinirden. Ne yaptı yine bu adam? Görecek gününü o. Bak şimdi beni iyi dinle. Ben sizi arayacağım. Merak etmeyin beni. Yeliz. Alo. Enişte ne haber? İyiyim, sen? Benim biraz canım sıkkın. Yani aslında mesele şu. Ben paraya sıkıştım. Bana para verme teklifin hala geçerli mi? Tabii. Ne demek? Ne kadar istersen. Nereye getireyim? Ben şimdi bir arkadaşımın evindeyim. Oraya getirebilir misin? Ne işimiz var canım arkadaşının evinde? Dışarıda buluşalım. Yalnız olalım. Ben yalnızım zaten. Arkadaşım okulda. Ben uzaklaştırma aldım da. O okuldan gelene kadar onun bilgisayarında takılıyorum. Çıkmayayım dedim şimdi. Tamam canım. Çıkma çıkma tabii. Ben gelir kapıdan verir giderim. Adres ne? Ya gelmek üzeredir değil mi? Herhalde. Sence yapabilecek miyiz? Ne bileyim kızım. Daha önce yaptık sanki. Filmdeki her şey aklında değil mi? Aklımda. Kaç kere izledik. Sen dağılmayacağından emin misin? Simge, Cansu'nun sesini duyduğumdan beri içimde öyle bir öfke var ki... onu gözümü kırpmadan doğrarım bile. Ya nasıl yapar bunu kardeşime ya? Görsen nasıl çaresizdi, nasıl ağlıyordu telefonda. Allah'ın belası herif, Allah'ın belası. Hadi, hadi yerine. Enişte hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi. Gelsene içeri. Geleyim mi? İçeri almazsın diye düşünmüştüm. Sana güvenmemi istiyorsun ya. Deniyorum işte. Gel hadi gel. Gel gel. Teşekkür ederim. İyice bağladın mı? Bağladım. Kaçamaz.
Hadi niye uyanmıyor hala bu? Hı, uyanıyor işte. Delirdin mi? Evet. Senin Cansu'yu dövdüğünü öğrendiğimden beri delirdim. Hani ona iyi bakıyordun? Hani onun bize gelmesi için uğraşıyordun? Öyle tabii. Kim söylediyse yalan söylemiş. Kim söylediyse iftira atmış. Kendisi söyledi enişte. Telefon edip ağladı. Çok korkmuştu. O daha küçücük çocuk ya. Ortada bir yanlış anlaşılma var Yeliz. Cansu bugünlerde pek iyi değil biliyorsun. Gürültü yapıyordu çok. Kızdım biraz. Onu büyütmüş. Ya size gelecek bahane arıyor kendince. Yalan söyleme bana. Aptal mıyım ben? Ya doğru söylüyorum. Halanı Cansu'dan vazgeçirmeye çalışıyorum Yeliz. Sürekli şikayet ediyorum ki bıktırayım. Yoksa nasıl geri vermeyi ikna edeceğim? Ya rol yapıyorum anlasana beni. Döverek mi? Ya dövmedim ya. Yani boşuna iş açıyorsun başına. Ya bak, böyle yaparak işleri iyice bozacaksın. Bak Yeliz, önünde sonunda bizi bulurlar. Kardeşini hiç alamazsın o zaman. Onu bir daha size vermezler. Hadi hadi, ben bunları olmamış sayacağım. Hadi, çözün beni. Bir çocukluk yaptınız diyeceğim, geçeceğim. Hadi hadi, çözün. Peki bana yaptıklarını olmamış sayacak mısın enişte? Onlar da mı çocukluk? Ben de mi yalan söylüyorum? Hani? Arkadaşın nereye kayboldu? Seninle beni baş başa bırakmak istedi. Senin de hep istediğin bu değil mi enişteciğim? Yeliz, bak ben yine de seni düşünüyorum. Hadi çöz beni, kapatalım bu işi. Bak böyle eline bir şey geçmeyecek. Çaresizlik ne zor değil mi enişte? Cansu da senin karşında bu kadar çaresizdi işte. Eline ne geçti küçücük çocuğu döverek ha? Ya dövmedim ben onu. Sana yardım etmeye çalışıyordum. Neden anlamıyorsun? Cansu yalan söylemez. Bak, yani sadece küçük bir şey belki. Özür dilerim Yeliz. Cansu'dan da özür dilerim. Bir daha olmaz. Hadi bırak beni artık. Nasıl oluyormuş? Hoşuna gitti mi? Nasıl oluyormuş? Hoşuna gitti mi ha? Böyle mi vurdun? Böyle mi döndün onu? Söylesene ha! Ha! Ne yapacağız şimdi abla? Ne yapıp edip Simge'nin adresini bulmam lazım. Okulda yok muymuş Simge? Murat'ı aradım. Sordum. Gitmiş bugün okula. E demek ki birlikte değiller. Çıkışta buluşmadıkları ne malum? Kesin bir halt karıştırıyor bunlar. Nasıl bulacağız peki ev adresini? Ne işin var senin burada? Yeliz nerede? Ya evde değil mi? Sabahtan beri arıyorum ama açmıyor telefonunu. Ulaşamayınca merak ettim, bakmaya geldim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Seni hiç aramadı mı bugün yani? Yok. Ya okul çıkışı için plan yapmıştık ama ortalıkta görünmedi. Ben de sizden birine bir şey mi oldu diye korktum açıkçası. Bir sorun mu var? Senlik bir durum yok. Ama Yeliz seni ararsa mutlaka bize haber ver, tamam mı? Tamam.
Armağan, bir şey var gibi. Ya söyle yardım edeyim. Ben hallediyorum Simge. Hadi bak sen işine. O zaman eve gelince söyle beni arasın. Merak ettim iyice. Hadi tamam, oyalama beni. Güle güle. Simge dediğimiş bak. Nerede bu kız abla? Silahla ilgili konuştuk seninle. Allah aşkına saçmalama artık. Beni mecbur bırakmazsan kullanmayacağım. Ne o? Şimdi seninle ses kaydedeceği kayıt yapacağız. Ne kaydı? Her şeyi itiraf edeceksin. Yoksa yapacaklarından sorumlu değilim. Yeliz, saçmalama. Arkadaşın da sen de kafayı yemişsiniz. Bak bu oyun fazla olmaya başladı. Hadi bırak beni de kimse üzülmesin. Hala şart koymaya çalışıyorsun ya. Bak burada şartları koyan benim. Dediğimi duydun. Üçe kadar sayacağım ve başlayacaksın. Bir, iki, üç. Dedim. Beni bunu kullanmak zorunda bırakma. İnan ki blöf yapmıyorum. Şimdi bir daha sayıyorum. Beni çileden çıkarma. Bir, iki, üç. Ben sana hep abin gibi, amcan gibi yaklaşmaya çalıştım. Yani beni yanlış anlayacağını düşünemedim. Ama sen de haklısın. Daha küçüksün. Anlıyorum. Kendine örnek alacak birini arıyorsun. E babaya ihtiyacın da var. Yani belki beni baban sanmış olabilirsin. Ya bu da çok doğal Yeliz. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Uzattın artık be. Kes şu saçmalığı da çöz artık beni. Buraya her şeyi anlatmadan olmaz. Başka derdin? Korktuğumu mu sanıyorsun sen benim? Ne kadar daha tutacaksınız beni burada? Ne yani? Beni öldürecek misin? Gerekirse evet. Hadi vur öyleyse. Ha, ne bekliyorsun? Hadi öldür. Öldürsene. Hadi. Aynı. Konuşmuyor. Konuştururuz, merak etme. Sen ne yaptın? Süper oynadım kızım var ya. Oscar alacak insanım. Army seni görmediğime ikna ettim. Ne yapıyorlardı? Göremedim pek. Ablanı bilmiyor musun? Kapıdan postaladı yine. Yalnız sen bir ara. Meraktan deliye dönmüş durumdalar. Polise giderlerse ayvayı yeriz. Sen de şunun ağzını bantla da bağırmasın. Geliyorum hemen. Tamam. Abla bütün gün dolandım böyle, yeter. Kafayı yiyeceğim ya, ne yapayım? Nerede bu kız ya? İnsan bir haber vermez mi? Polise mi gitsek artık? Of ablam ya, of! Ha o. Hangi cehennemdesin sen? Öldürdün bizi meraktan, haberin var mı? Ya abla bir dakika sakin ol. Ne sakini Yeliz? Abuk subuk bir not yazıp kayıplara karışıyorsun. Saatlerdir deli gibi seni arıyorum ben ya. Ya iyiyim ben. Merak edilecek bir şeyim yok. Çabuk eve gel. Hemen. Ya da neredesin söyle, ben gelip alayım. Yok yok. Gerek yok. Geliyorum ben zaten. Cansu'yu aldınız mı siz? Elif'le birlikte karakoldalar. Niye? Öyleymiş. Önce doktora gittiler, sonra doktor raporuyla karakola. Ne olacak bilmiyoruz. Bekliyoruz daha. Peki ne olacak şimdi? Bize verecekler ama değil mi onu? Ne bileyim ben Yeliz. Zaten her şey sarpa sardı. Sen bir an önce gel. Elif arar birazdan. Ne oluyor? Neydi o ses?
Yok, sokaktayım ya, ondan gürültü var işte. Tamam, dolanma artık, hadi. Tamam abla, görüşürüz. Neredeymiş abla? Ya bir sürü laf etti, nerede olduğunu söylemedi. Neyse, geliyor şimdi, alacağım hesabını nasıl olsa. Bir delilik yapmamış ya, buna da şükür. Ne oluyorsun? Ya ne yapayım? Bak, kardeşimi bize geri vermemişler. Eğer vermezlerse var ya. Ya beni tehdit edip durma be. Ne yapacaksan yap. Ya da bırak beni gideyim. Sıkıldım artık bu işten. Kapat çeneni. Çöpünüz var mı? Yok. Sussana ya. Bir sorun mu var abla? Yok. Televizyonun sesini fazla açmışım galiba. Hadi iyi günler. İyi günler. Ne istiyormuş? Yok bir şey. Asayiş Berkemal. Kahve içsene, iyi gelir. Koy oraya, içerim şimdi. Sen geliyorum dedin, seninkiler yine merak edecek. Ne diyeceğiz? Bilmiyorum Simge ya. Olmadı, ben gitsem sen şununla yalnız kalabilir misin? Bağlı nasıl olsa kalırım, ne var? Bir şey yemeyecek mi bu arada? Yemesin. Ya gel hadi otur biraz, biraz dinlen. Bütün gün başında dikildin zaten. Hadi iç biraz kahvenden. Aa! Yeliz! Seni! Yeliz dikkat! Bırak! Yeliz! Ya bırak! Aa! Bırak! Simge! Bıraksana! Bırak! Bıraksana! Bırak! Ya bırak! Aa! Canım. Hayrola hanımefendi. Hoş geldiniz. Buralardan bir ses geldi de bakmaya geldim ne oldu diye. Ne sesi? Silah patladı sanki. Aa, buradan değildir canım. Yanlış duymuşsunuzdur. Apartmanın yedi vallahi Meriç Hanım, buradan geldi ses. Ne işi var silahın bizim evde? Biri geliyor. Eyvah anne, ne? Koş Simge. Koş. Simge. Ne oldu Meriç Hanım? Yeteş, ambulans çağır. Ölmüş mü? Yaşıyor mu? Hadi çabuk. Aa, ah. Ne oluyor? Dur dediye, dur dedenin. Yavaş ya. Hop hop, ne oluyor? Hadi. Thank you.
önce dönmeyecekti hani. Ya ne bileyim, erken geldi işte. Yasin bir öldü mü sence? Ölmüştür herhalde. Allah! Yere düştü, an gözümden gitmiyor. Biz şimdi ne yapacağız? Onu vururken düşünecektin. Ya ben mi vurdum? Eğer sıkı bağlasaydım bu olmayacaktı. Birlikte bağladık. Silahı adamın burnuna tutan sensin. Ben mi suçlu oldum? Ya silahı aklıma sokan kim? Bana veren kim? Hemen yan çizdim bile. Bravo sana. Tamam. Tamam, ben verdim. Adam hak etti diye gaz verdin. Dibine kadar hak etti hem de. Ona acıdığımdan değil. Ama film izlemek gibi olmuyormuş işte. Herif gözümüzün önünde öldü. Tanrı için de düştü yere. Hala sesi kulaklarına çınlıyor. Yeliz, tamam. Gelin bakalım. İşte burası. Vallahi ancak buraya ayarlayabildim. Burada kimse sizi fark etmez. Bu gece kalın da yarın bakarız bir çaresine artık. Ha bir de apar topar bunları kaçırabildim. Elim ayağıma dolaştı, ne yapayım? Siz kafayı mı yediniz ya? Kalkıştığınız işin farkında mısınız? Bana bakın, satmazsınız değil mi bizi? Ben de sizi satarım ona göre. Yalnız yanmam, söyleyeyim. Huysuzun elinde kamera kayıtlarınız duruyor hala. Ya biz senin için uğraşalım burada, sen hala tehdit et. Madem vır vır edecektin, niye geliyorsun bize? Tamam ya, bir şey demedim. Sinirim burnumda, ne yapayım? Bu da böyle ahkam kesince. Aman aman, açmadım ağzımı, tamam, tamam. Ya para da lazım bize. Ayarlayabilir misiniz yarına? Deniriz. Bir de şu senin Tahir dayıyla görüşmem lazım. Emin misin? Başka şansımız mı var? O kim? Benden kurtulduğunu mu sanıyordun? Bundan sonra seni hangi cehenneme gitsen bulacağım Yeliz. Bulacağım ve bana yaptıklarının kat kat fazlasını sana yapacağım. Sen iyilikten anlamadın. İşte bırak! Simge yardım et! Yakalatacaksın bizi. Tamam. Tamam, yatsa. Tuhaf geldi değil mi? Allah bilirsen ilk defa başka bir yerde yatıyorsundur. Halamda kalmıştım sadece. Kalmaz olsaydım. Vallahi bundan sonra nereye bulursak orada uyuyacağız. Alışmaya başlasan iyi olur. Kaçacak mıyız? İstersen kahvaltımızı edip gidelim en yakın karakola. Bir adamı zorla alıkoyduk. Ona işkence ettik. Sonra da onu vurduk diyelim. Yiyelim paşa paşa müebbetimizi. Bu da bir seçenek tabii. Müebbet mi yeriz? Ne sanıyordun? Elinize sağlık. Adalet yerini buldu mu diyecekler bize. İstediğin kadar haklı ol. Kaç yazar?
Ben ablamları, Bilge'yi, Cansu'yu göremeyecek miyim bir daha? Ay sabah sabah tilt ettin beni Yeliz ha. Demir parmaklıkların arkasından görmek istiyorsan sen bilirsin. Ben almayayım. Alana da mani olmayayım. Nereye kaçacağız peki? Nasıl? Bir planım var ki konuşuyorum. Ya bırak mızıldanmayı artık, olan oldu. Ya Simge sen de fazla rahatsın ama. Ne yaşıyoruz farkında mısın? Şokta mısın anlamıyorum ki. Ne yapayım? Ben de ağlayayım da bu delikte mi çürüyelim? Neymiş planın? Öğrenirsin. Şimdi söylersen bir de onun için kafamı yersin. İnsanı sinir ediyorsun ha. Alın bakalım. Bunu da al. Bu ne ya? Çerez parası gibi. Karşıya geçemeyiz bununla. Nerede kaldı kaçmak? Anca bunu denkledik vallahi. Sen de biliyorsun bizim durumları. Olmaz bu. Eve gitmemiz lazım. Annemin zulasını biliyorum. Ne? Kırdın kafaya. Polis sizin evi gözetliyordur şimdi. Bütün gün evde bekleyecek halleri yok ya. Kızım çok tehlikeli. Git teslim ol daha iyi. Evet ya Simge. Ya bu parayla da 3 gün sonra açız. Bir yere de gidemeyiz. Öyle de böyle de yakalanacağız. Bari bir şansımızı deneyelim. Ya etrafı kes dediyse gel değirmeni gibi bir oraya bir buraya dönüp durmasana, şüphe çekeceksin. Kızım hadi gidelim buradan, kapıcı mapıcı görecek ne olur. Ya bu saatte hayatta burada olmaz o. Kaydıracak yer arıyor zaten. Ya tutma beni de halledip gidelim bir an önce. Ya dur. Ya başka biri görürse? Hapse girmek istemiyorum ben Simge, ne olur. O zaman tek yolu bu. Güven bana. Parasız kalırsak dakikasına enseleniriz. Hadi bırak artık, sen de şüphe çekme yeter. Adamlara gidiyoruz. Ne kaçması ya? Nereye gidiyoruz? Yunanistan'a. Nereye? Duydun. Burada barınamayız. Polis felik felik bizi arıyordur. Bir süre izimizi kaybettireceğiz. Başka şansımız yok. Orada ne şansımız var? İşte bundan taksit taksit anlatıyorum. Her şeyi muhalif etsin. Haksız mıyım Simge ya? Dil bilmeyiz, yol bilmeyiz. Ne yaparız elin memleketinde? Yeliz, istemiyorsan ben tek başıma da kaçarım. Sorun değil. Ama bir an önce karar ver ve ona göre davran. Vaktimiz yok. Daha bunları okutacağım. Parayı bulup şu Tahir abiyi arayıp işi bağlayacağım. Birilerinin organize olması lazım değil mi? Hı? Tamam, geliyorum. Yürü o zaman.